Değerli izleyenler, bu defa Silivri'de çok özel bir arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisi Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Turan. Silivri bölgesindeki arıcılık işletmesinde bu yıl ortak bir kararla ana arı üretimiyle ilgili çalışma yapmaya karar verdik. Burası Hakan Bey'in kendi arılığı. Biz de gene Silivri'nin Çeltik bölgesinde kendi işletmemizi kurduk. Sizlerle ana arı yetiştiriciliği ve ana arı yetiştiriciliğinin olmazsa olmaz kuralları aynı zamanda Türkiye'deki ana arı sorunlarıyla ilgili ve çözüm yollarıyla ilgili öneriler konulu bu programımızda bazı püf noktalar vermeye gayret edeceğiz. Değerli arkadaşım Hakan Bey ile Şimdi sohbetimize başlıyoruz. Hakan Bey, e, isterseniz sadece arıcı kimliğiniz ve ziraat mühendisi kimliğinizi değil de e, bu işe ne zaman başladığınızla, bu işe neden gönül verdiğinizle ilgili şöyle bir geçmiş arıcılık tecrübelerinizden bize kısaca biraz bahsedin. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Tarım Bakanlığında çalışıyorum normalde. İlk görev yerim Gümüşhane. Gümüşhane merkezde başladım. Ee, göreve başladığımın iki ya da üçüncü haftasıydı. Ee, bir sel geçmişti bir vadi içerisinden. Oda ee, o da arkadaşımla beraber orada bir arıcı işte arıcılık işletmesinde zarar tespitine gittik. İğneyi o gün yedim. Yani takribi 20 yıl kadar oluyor. Ardından arıcılık kursları vardı. Orada arkadaşa yardımcı oluyorduk. Çok fazla işin içinde değildim ama son 9 yıldır Bilakis tamamen arıcılığın içerisindeyim. Ondan evvel arıcılık kurslarımız vardı. Halen de devam ediyor kurslarımız. Tahminimce en son saydığımda 46 civarında kurs açmışız. Bunun bir çoğu Silivri'de, büyük çekmecede. Hatta sizin açtığınız Bayrampaşa'daki kurslarda bazen size yardımcı olarak katıldık. Yani bildiğimizi anlatmaya çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Senin de, sizin de dediğiniz gibi bu sene biraz farklılık oldu ana ile ilgili olarak. Bana göre Trakya'nın en büyük eksiği. Kırklar elinde e, birkaç arkadaşımız bu işe gönül vermişler, niyetlenmişler ama bakanlığa kayıtlı işletme olarak Trakya bölgesinde sadece bildiğim kadarıyla Kırklar elinde 6 tane işletme var. E, galiba onlar da faaliyette değiller. Hep uzun zaman oldu onlarla da görüşmeyeli. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, sanıyorum bundan 4-5 yıl önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde suni ana arı ile ilgili bir kurs açıldı. Evet. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu kursa katılmak için tabii yarıştık. Siz birincisine ben ikincisine katılmıştım. Katıldık o e, eğitim furyasına. Orada Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı'ydı. O dönemde Rıdvan Bey vardı. Rıdvan Bey, Rıdvan, Bey olur. doğru. İşte bu Kırklareli bölgesindeki karniol ırkı arının ataları olan o bölgeye özgü bir ekotipin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapacaklarını Bakanlığın da bu konuyla ilgili o bölgede izole bir bölge oluşturacağından bahsetmişti. Ancak çok üzüntü verici bir durum. Ben yani 4-5 yıldan beri kendilerinden damızlık ana istiyorum. Artık zamanını ben mi ayarlayamıyorum yoksa onlar mı yetişemiyorlar üretimin, e, talebin e, sonucunda anar yetiştirmeyi bilemiyorum. Bir türlü elde edemedik. Ancak tabi bölgenin arıcılarından elde edebildiğimiz o damızlık materyal ve yıllardan beri işte Silivri bölgesinde yapmış olduğumuz kendi bir nevi ıslak çalışmalarımızın neticesinde biz de işte Silivri'de, siz de burada ee, bu bölgenin koşullarına adapte olmuş arıların analarını üretmeye başladık. Ve gerçekten bölge ekotipi olarak çok faydalı bir takım nüanslar olduğunu gördük. Sizin kendi arılığınızda yapmış olduğunuz tespitler nelerdir? Yani bu Trakya bölgesindeki arının hangi özellikleri çok dikkatinizi çekiyor? Trakya bölgesindeki arı ırkında öncelikle yaşama payına bakmanız lazım. Şimdi e, 4 yıl oluyor biteli. Benim yüksek lisans tezim Trakya bölgesi arı ırkları ile ilgiliydi. Seninle bu konuyu defalarca konuştuk hatta tartıştık. O, zaman, o dönem 64 farklı işletmeyi ziyaret ettim ben Trakya bölgesinde. Edirne, Tekirdağ, Gökçeada vardı hatta. E, İstanbul'dan senin arıdan almıştık hatırlarsan. Bendeki arıdan almıştık. E, yapılan çalışmalar gösterdi ki Mesela kontrol grubu olarak da Kafkas grubunu kullanmıştık. Macel'den almıştık. Ee, bölge arısı ne kadar içeriye Kafkas ırkı girerse girsin kendi özünü kaybetmiyor. Evet biraz kırılıyor. İlk geldiği anda ana arılar belki Kafkas özelliklerini gösteriyor ama zaman içerisinde Kafkas'ın özellikle kış döneminde Trakya bölgesindeki o yaşama gücünü kaybetmesi ırkın o özelliğinin azalmasına neden oluyor. Yani soruyorsunuz mesela numune alırken soruyorum diyorum ki arkadaş sen kafkas ana arısı aldın mı? Evet aldım. Ne zaman? 8 yıl önce aldım diyor. Ama yaptığınız zaman analizi kafkas arısıyla ikisinin arasında morfolojik özellikler bakımından çok büyük fark görüyorsunuz. Birbirlerine hiç benzemez çıkıyorlar. Genetiksel olarak nasıl? Genetiğine bakmadık biz o zaman morfoloji çalışmıştık. Materyaller elimizde belki devamında genetiğine de bakılabilir veya çalışılabilir. Şu anda bir projemiz var. Ee, Menemen'de araştırma enstitüsüyle belki bizim malzemeleri de birleştirerek ta bu e, şeyden kalan ismini hatırlayamıyorum. 1954 yılında alınmış numuneler var. Onlarla beraber bir araya getirip de 50 yıldaki fark ne? 1950'de ne örnek alınmış. Nereden alınmış bu örnekler? Anadolu'nun değişik yerlerinden. Trakya, İzmir bölgesi. Yani değişik yerlerden var. Evet. Numune etiketlerini görmedim. Tam detaylarını bilmiyorum numunelerin ama... Ya sonuç itibariyle Trakya bölgesinin neye benzediği ya da neye benzemediği bizim için önemli. Ee, eski çalışmalara baktığınızda karnıyol demişler. Bir başka çalışmaya baktığınızda bölgeye has bir arı ırkı demişler veya ekotipi demişler. Benim edindiğim izlenim ve bilimsel çalışmalardan edindiğim bilgi, bölge arısının bir izole bölgede yaşaması gereken ekotip olduğu yönünde. Ki bizim hocalarımız da buna kanaat getirdiler ki 8 ya da 9 yıl oluyor. Trakya bölgesinde bir bölgeyi izole bölge haline getirdiler. Arı giriş çıkışlarını yasakladılar. O Kırklareli bölgesinde. Kırklareli'deki özellikle o yolun Pınarhisar'dan geçen yolun tarafı. üst tarafı şeklinde. E Tabii şerit olan o sınır bölgesine yakın bölgede arı giriş çıkışları var. Bölge arıcısı ormana gidiyor. Ormandan aşağı çiçeğine iniyor. Bir giriş çıkış oluyor. Bunu gözlemliyoruz. Ama özellikle yukarıda ormanda kalan arılıklarda çok büyük hareketlilik yok. Şimdi damızlık olayına gelince Trakya bölgesinde Namık Kemal Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor Devrim Oskay yürütüyordu çalışmayı. Halen de devam ediyor diye biliyorum. En son görüşmemizde öyle bir bilgi vermişti. Ee, çalışmada özellikle hijyen davranışı üzerinde duruyor. Ne işe yarar? Özellikle hastalıkları sağaltmak ya da hastalığı kovandan atabilmek üzerine çalışmasıyla önem kazanıyor hijyen davranışı. Halen çalışması devam ediyor. Ama şimdi, bir damızlık materyale ulaşamadık henüz. Evet şimdi bu hijyen davranışı belki önemsizmiş gibi düşünülebilir ancak mesela kovan içerisinde yavru çürüğü evet. e, soğukta e, arılar yavru çürüğü var. toparlandığı zaman işte kaplamadığı noktada bulunan yavruların çürümesi ya da ölmesi mümkün. Tabi netice itibariyle hijyenik özellik yok ise arıda bu ölülerin toplanması ve kovandan uzaklaştırılması mümkün olmaz. Petek kalıyor. Kovan içerisindeki kokuşma, Aynen. mikrobik üretim üye, çok fazla artar. Aynen özellikle kış dönemi. Kış çıkışında da bu büyük problem haline geliyor kovanda. Dolayısıyla herhalde hocamız bu konu üzerinde daha hassasiyetli Aynen. Duyuyor. Bence önemli bir konu. E, i̇leriye doğru belki biz de kendi işletmemizde varava üzerine daha böyle başarılı olan, işte kovanda varavayı barındırmayan ırkları tespit ederiz. O verme eğilimi az olan kovanlardan Bence çalışılması gereken konulardan biri o. Bir de saldırganlık eğilimi az olan kovanlardan yapılacak olan ıslahlarla. Ya, arı, beraber. sokmasını sevmeyen arıcı hemen hemen yok gibi bence. Yani o sokma olmadan arıcılık yapılmıyor. Kış aylarında özellikle işte uzun zamandan beri arı beni sokmadı. Dur ben bir arılığa gideyim <laughs> Aynen. de. Aynen. Ya yani Mart ayında arıcı kaşınır. <laughs> yiyelim diyen arıcılar var. Evet. Sohbetlerde bunu çok duyuyoruz. Peki Hakan Bey. Bir et. müsaade edersen ben damızlıkla ilgili özellikle bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şu an için Trakya bölgesinde Trakya bölgesi arısını e, temsil edecek damızlık üretimi yok. Evet. Damızlık üretimini beklediğimiz e, merci Namık Kemal Üniversitesi. Ya da Kırklareli ah. bölgesindeki Kır... İzrele bölgede. Kırklareli. Kırklareli bölgesindeki İzrele bölgedeki arıyı karşılaştırarak ancak damızlık üretilebilir. Yani damızlık e, hemen olan ya da hemen üretilebilen bir şey değil. Zaten gecikmesi de o yüzden. Hadi çalıştık iki yıl sonra elimizde damızlık var diyemiyorsunuz. Ee, sonuç itibariyle sen de ben de aynı problemi yaşadık. Bu bölgede arı üret, ana arı üretmek istiyoruz. Ana arı üretimi için izin almak istediğimizde bize damızlık materyali nereden temin ettiğimizi sordular. Ana arı üretim talimatnamesinin üçüncü maddesiydi galiba bizim dayandığımız madde. Ve e, sağ olsun Devrim Bey de bu konuda çok yardımcı oldu bize. Namık Kemal Üniversitesi'ne bir dilekçe verdik. Dediler ki sizin bölgede kullandığınız arılar Trakya bölgesini temsil edebilir ve kendi arılığınızda ana arı üretiminde damızlık materyal olarak kullanabilirsiniz. Buna istinaden biz damızlık kolonilerimizi özellikle larva transferinde transfer için kullanacağımız kolonileri belirledik. <laughs> İlginç olan bugüne kadar çalışma yapılmaması hep bana göre yani neden çıkaramıyoruz neden damızlık çalışmıyoruz sorusunun cevabını bulamamak bana göre. Devrim Bey'in bahsetmiş olduğu bir kapalı model ıslah yöntemi de var. Yani aslında her arıcı kendi bulunduğu bölgede, kendi işletmesinde, işte fark etmiyor herhangi bir ilin bir köyünde yıllarca süren işte hijyenik davranışlar, varavaya mücadele edebilen, sakinlik testi uyguladığı kovanlardan o bölgeye adapte olmuş, kendine münhasır bir arı da ıslah edebilir. Fıçı yöntemi deriz biz ona. E, fıçıyı böyle parça parça fıçı oluştuğunu düşünün. Her bir parça bir karakteri gösteriyorsa, e, fıçının her karakterinde yükselt, sağladığınız yükseltme fıçının alacağı su miktarını arttıracaktır. Yani suyu da verim alarak düşünün ya da beklentiniz olarak düşünün. Fıçının her bir parçası atıyorum e, sakinlik, oğul vermeme veya atıyorum bal yapma, petek örme davranışları, hijyen davranışı. Bunun her birini bir fıçının parçası olarak düşünün. Geliştirdiğiniz her karakter sonucunda elde edeceğiniz ya da depolayabileceğiniz su miktarı daha yüksek olacak. Bu da arıcının kendi işletmesinde buna dikkat ederek yani ne yapacak? Bölme yaparken mesela en yan e, gördüğüm hat, büyük hatalardan birisi oğul memelerinden bölme yapmayacak. Ertesi sene bu oğul memelerinden çıkan ana arının oğulcu olacağını düşünecek. Aslında burayı biraz açalım. En basiti. Burayı biraz açalım. Çünkü e, bu oğul verme dönemi içerisinde aralarda bir sürü meme oluyor. Aynen. Ve her gözden de bir ana arı çıkıyor. Hatta arıcılar incelemeler esnasında işte bakıyorlar ki Vay diyor hocam diyor ben diyor ana arı çıkar çıkmaz gördüm. İşte oğula verecekti nasıl olsa aldım onları kafeslere koydum. İşte bunları ne yapalım nasıl değerlendirelim. Onlar hiçbir işe yaramaz diyorum ben de. Açın bir çukur gömün. <laughs> neden yaramaz diyor? Dehşetle soruyor. E ben diyor almasaydım diyor, arılar diyor çıkacaklardı ya. Her bir ana ile ayrı bir oğul olacaktı ya. İşte e, gerekçesini anlatıyoruz. İsterseniz neden bu oğullardan çıkan ana arılar verimsizdir, faydalı değildir. İzleyenlerimizle paylaşalım bunu. Bas aslında şöyle söyleyeyim. Hiçbir işe yaramaz diye bir şey yok. O anda bir ana arısı olmayan kolonize hemen idareten verebileceğiniz bir ana arıdır. Ama o sizin bir sonraki sene üretim yapacağınız ana arı değildir. Veya arılığınızda tutmak isteyeceğiniz ana arı değildir. değildir. Özelliklere Neden? sahip ana arı değildir. Neden, Neden? değildir? <laughs> e, karakterler kalıtımla aktarılıyor. Yani bir özelliği yavrusunda görüyorsunuz bireyin. Bu özellik de e, annede gördüğünüz özelliklerin. Yavruya aktarılması, oğul karakteri gösteren bir kovanda siz oğul memesiyle bölme yaparsanız veya oğul memesinden çıkmış ana arıyı bölmede kullanırsanız yeni elde ettiğiniz arı, arı kolonisi de bir sonraki sene oğula gidecek karakterde bir arı olacaktır. Yani Senedi oğuldan e, aldığımız bir kovana yerleştirdiğimiz arı ertesi sene oğul karakterli olacağı için de kovanı doldurmadan belki de 8 çıtada meme yapmaya Sekiz çıtada meme yapacak. O da oğul verecek. Aynen. Her oğul e, veren kovandan bu şekilde oğulları almak suretiyle biz oğulcu bir ırk geliştirmiş olacağız. Aynen. Bu nedenlerden bir tanesi. Neden insanlar e, oğul veren arıyı istemezler? Çünkü programımızı izleyen herkes profesyonel olmayabilir. E, isterseniz bunları Çok da açıklayalım. Çok basit bir cümle var. Arı istediğinde mi çoğalacak? Arı? Arıcı istediğinde mi çoğalacak arı? Ya da şöyle söyleyeyim, arıyı çoğaltmak için arının mı istemesi lazım, sizin mi istemeniz lazım? Ya da sizin istediğiniz zamanda mı arının çoğalması lazım, arının istediği zamanda mı çoğalması lazım? Evet. Böyle bir basitçe yaklaşım yapabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyelim, bala girmek üzeresin, kestaneye arıyı hazırlamışsın, 20 çıtaya ulaştırmışsın, iki katlı, 10 gün içerisinde arıyı nakledeceksin, ama farkına varmadan meme yapmış. Memelerden çıkan oğul terk etmiş kovanı. Yan tarafta ağaçta 10 çıta 12 çıta bir oğul buluyorsun. Evet bulduğun oğula seviniyorsun ama kestane hazırladığın arı maalesef kestanede bal yapamayacak. Eğer ki ondan çıktığını bilip de o arı, oğulu tekrar aynı arıya kavuşturmazsan. Yani burada şunu anlıyoruz. Bir arı kovanı oğul verirse asker potansiyeli azalacağından dolayı bal %50'si verimi. %50'si gidecektir. Bal verimi de azalacaktır. Kesinlikle. Bir de Hatta bu Hatta böyle... bitmez de bu biliyorsun. İkinci oğulu atacak müdahale etmezsen. Sonra üçüncü oğul atacak çünkü ana arıları temizlemesi lazım. Her çıkmada yüzde ellisinin gittiğini düşünsek, tam rakam yüzde elli değil ama basit anlamda düşünürsek, yirmi çıtalık arınız birinci de on çıta kaldı, ikinci de beş çıta kaldı. Olur da üçüncüsü de gelirse yine dört çıta, üç çıta civarında bir arı kaldı elinizde. Ne oldu? Yirmi çıta arı gitti. Bal bekliyorduk. Mümkün mü bal yapmak? Dört tane arı oldu ama dördünün de ne sana ne kendine faydası var. Bunun müvessimi kim? Arıcı. oğul vermeden kaynaklanan nedenle ana arıları tekrar oğulcu bir ana arı evet. kullanmak suretiyle çoğalttığımız için. Arının karakterinde oğul vermek var. Ama onu engellemek veya o karakteri azaltmak arıcının elinde. Dolayısıyla biz arılarımızı oğul veren ırklardan yetiştirmememiz gerekiyor. Aynen. Böylece bal verimimiz Ha bir ve de diğer... ufak bir parantez açalım orada. Oğul sadece ırkla alakalı değil, biliyorsun. Açlıktan da oğul verebilir. Mevsim dedim, çok güzeldir gene oğul verebilir. Onları teker teker açacağız şimdi. Ee, tabii hepsini beraber bir hamlede vermek yani mümkün Yani Sadece olabilir. ırkla ilgiliymiş gibi bir algı yaratmayalım özellikle. Irk olmazsa olmazlardan. Evet yani, mesela bizim Trakya bölgesinin arası özellikle uzun yıllardan beri sepette yetiştiğinden dolayı aşırı oğulcu bir ırktır. Şimdi sepetler genellikle dar mekanlar. Aynen dört çıta yani tipine göre 3 çıtalık, dört çıtalık, beş çıtalık tipleri var. Evet. Dolayısıyla kovan dediğimiz o ilkel kovan sepetler çok çabuk doluyor. Aynen. Ve bu dolmadan kaynaklanan nedenle de çok sık oğul veriyorlar. Aynen. Neticede yıllardan beri bu bölgede <laughs> e, sepetlerden arılar oğul, oğul vermek mi? suretiyle üretildiğinden dolayı Trakya bölgesi arısı işte oğulcudur diye bir kanı var. Ama evet. bunu artık ıslah yöntemleriyle arılıklarımızda Kesinlikle. ne yapacağız? Oğul vermeyenlerden üretmek suretiyle arılarımızın oğul verme eğilimini azaltabileceğiz. Aynen. Demek ki burada sepetlerden yola çıkarak söylemek gerekirse sadece genetiksel yapı değil, ırk meselesi değil. Mekanın ufak olması. Aynen. Yani arı kovanın ufak olması da oğul vermeyi tetikleyen unsurlardan Kesinlikle. bir tanesi. Peki oğul vermeyi körükleyen başka unsurlar neler? Neler var? Mesela açlık oğlu dediğimiz bir oğul tipi var. Ee, Bulunduğunuz florada bal kesildiğinde özellikle de e, yavru kemerlerin üzerinde bal kalmadığında genellikle şunu söylüyoruz her zaman için bir kolonide yavru çıtalarının solunda ve sağında birer bal çıtası bulunması lazım. Normal koloninin şekli bu. Artı yavru alanının üst kısmına da 2-3 parmak bile olsa bir bal kemerinin olması lazım. Arı ilkin yavruya yakın olduğu için bal kemerine müdahale ediyor. Bal kemerinde azaldığında yan çıtalara gidiyor. Veya gelişirse önce yan çıtalara da müdahale edebilir. Ama içerideki bal miktarı 3 kilogram civarında altına düştüğü anda oğul eğilimine düşüyor anında. Bu açlık oğlu oluyor. Stres balı stres, diyoruz açlık buna. açlık stresi. Hı -hı. Yani o stresi ortadan kaldırıcı bal kemeri mutlaka gerek Çok kovanlar. mutlu olduğu zamanlarda da yapabilir. Evet. Nektar çok güzeldir, İçeriye çok güzel yavru atıyordur, çok güzel bal geliyordur, mutludur yine oğul verebilir. Evet. Bu biraz gene ırk şeye bağlı, ırka bağlı tabii. Şimdi kovanların içerisinde aşırı bir polen yığılması ve nektar yığılması olduğunda, ana arı yumurtlayacak mekan bulamadığından dolayı da ne yapıyor? Yine burası artık meyledim. bize az geliyor. Biz mekanımızı genişletelim düşüncesiyle bir grup arıyla dışarıya çıkabiliyor. Aynen. Bu da e, yine gene mekanın darlığından kaynaklanan bir neden. Evet. Tabii oğul verme eğilimini artıran e, başka unsurlar da var. Mesela e, bir arı kovanının içerisinde haddinden fazla arı sütü ...ve balmumu üretebilme kapasitesine sahip olan e, bireyler çok ise... Nereden anlarız? Öndeki sakaldan anlayabiliriz. E, kovanın içerisinde bu arı sütünü harcayabilecek, bal mumunu harcayabilecek... E, ...mekan bulunmadığı için, yavrular bulunmadığı için... ...yine bir oğul verme eğilimi ortaya çıkabiliyor. O ilkbahar döneminde özellikle iki ya da üçüncü yavru turunda... ...arı bol miktarda genç işçi arıya kavuşuyor... Fakat o arada bu işçi çıkarken ana arı yumurtlamaya devam ediyor. İçeride bakıma muhtaç arılar da var. Ee, bal hafiflediğinde yeni petek yapamadıklarında, dalak yapamadıklarında veya dalak yapacak yer bulamadıklarında veya siz bu yönetimi ta düzgün yapamadığınız takdirde zaten kovanların ön kısımlarında içeride iş bulamayan işçi oluşturduğu bir sakal grubunu görürsünüz. Kovanların önünde bir grup arı görürsünüz. Ya yani Bu arı neye dışarı çıkıyor diye sorarlar. İçeride iş bulamadığı için çıkıyor açıkçası. Öyle bir pozisyonda da zaten petek örme faaliyetine devam edemedikleri için oğul eğilimine girerler. Orada en güzel yöntemlerden biri mesela peteklerde biliyorsunuz sıcak petek, soğuk petek var. Ee, soğuk petekli bir çerçeveyi hemen verebilirseniz hızlı bir şekilde eğer müdahale edemiyorsanız araya. Bu en azından size 2-3 gün kazandıracaktır çünkü soğuk peteği sıcak peteğe göre biraz daha geç örerler arılar. Aslında geç örmez de <laughs> ee... daha yavaş örerler diyeyim ben. Şöyle bir şey. Soğuk peteklerde peteğin kabartılması için e, arıların bünyesinde üretmiş oldukları bal mumu işleniyor ve peteğin üzerine e, bu altıgen petek gözleri örülüyor. Hı hı. Ama sıcak peteğin dokusu inceltilmek suretiyle e, o kabartma duruyor. gerçekleştiriliyor. E, arılar kendi Kend bünyelerinden bal mumu üretmek zorunda kalmıyorlar. Netice itibariyle söylediğiniz çok doğru. Yani arıların oğul verme eğilimini madem ki fazla miktardaki bal mumu üretecek işçi varlığı oluşturuyor. Onların harcayabilecekleri mekan bulunmuyor kovanın içerisinde. Hal böyle olunca onlara çalıştırıcı bal mumlarını harcayacakları kısacası iş vermek gerekiyor. Arıcı yönetecek arası. İş verdiğimiz zaman arımızı yönetmiş oluyoruz. Hemen burada e, böylesi bir kovanda yani kovanımız 10 çıta, arılarımız çok kalabalık, oğul verme teşebbüsü de işte başladı başlayacak. Ne yapılabilir? Mesela sezon, ilerleyen günlerde mesela ayçiçek olacak, ne bileyim yayla balı olacak. E i̇şte katları atıyorsunuz, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat böyle söyleyenler var. Erken daha ilkbahar, çok gelişmiş arılarımız. Aslında bu dönemde işte arının oğul verme teşebbüsünü ortaya koyacağımızda biz oradan iki çerçeve, üç çerçeve arı alarak o oğul verme olayını arıya değil de kendimiz bölme usulüyle yapmış olsak, böylece ne olacak? İşte öğretmense arkadaşımız okuldan acaba benim arı oğul verdi mi diye veya bir imamsa namaz kılarken acaba işte bizim arı oğul mu verecek diye düşünmekten kurtulmuş olur. Hiç olmazsa ben istediğim zaman, istediğim arı saatte istediğim şekilde bir arı çoğaltmış olurum ve erken ilkbaharda bu işi yaptığım için de önümde de yaz mevsimi ve sonbahar var. E çok güçlü Banaş bir kovandan bal alma şansım var, bölmenden de bir sonraki seneye çok güzel bir arı yetiştirebilme şansım var. Böylece de oğul verme eğilimi azalmış, kovanlarla çalışma imkanı ortaya çıkmış olur. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Peki Hakan Bey, şimdi e, bazen arılığımıza geliyoruz. Bakıyoruz dalda bir oğul var. İşte kimisi seviniyor bu duruma, arılar çoğaldı. Kimisi de diyor ki eyvahlar olsun benim arının bir tanesi oğul verdi. Hangisi? Asker sayısı azaldı. Hangisi hocam? Evet. Öyle veya böyle dalda bulunan bir oğlu arıcılarımız nasıl değerlendirebilirler? Yani biz genellikle ana arı üretimi yaptığımız için daldaki küçük oğulları kutu doldurmaya kullanıyoruz hemen anında. Ya yani bu doğru bir yöntem olduğu için söylemiyorum. Yok hemen olabilir çözüm olarak onu buluyoruz. Çünkü bir kovanı alsak bize bir faydası olmayacak. Ağırlıklı olarak da e, aralık arılık içerisinde mesela bu, bu sene kaç tane aldık? Biz 7 ya da 8 tane oğul almamız lazım. 7-8 tane aldığımız oğlun da hangi kovandan çıktığını çok iyi biliyoruz. Çünkü biz bırakıyoruz memeleri. Ya neden bırakıyorsun? E, o da bir eşin eğlencesi gibi geliyor bana. Arada böyle daldan oğul almak da biraz zevkli oluyor. Bazı durumlarda da memenin karakterine karar veremiyoruz. Yani e, meme ortada olmuş. Oğul memesi değil. Biraz farklı. Acaba ne çıkacak? Sonrasında ne olacak? Merak var. Yani Hakan ileride de ne olur acaba bu ana ağrıdan diye bir merak var. İsterseniz tatmin etmek. Bu meraklı e, mevzuların cevaplarını reklamlardan sonra izleyenlerimizle paylaşalım. Değerli izleyenler Hakan Bey ile ana ağrı sohbeti gerçekten tartışmasız çok güzel. Reklamlardan sonra bu ana arı yetiştirme konusu ile ilgili püf noktaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.